Değerli dostlar, hoş geldiniz Temel Teknik YouTube kanalımıza. Bu videomuzda sizlerden gelen istek olan TAV Havalimanları Holding şirketinin hisse senedi analizini yapacağız. Bu sizlerden gelen bir istekti. Zaten bunun daha önce planlamasını sizlerle paylaşmıştık Discord kanalımızda. Şimdi normalde öncelikle analizimize geçmeden önce arkadaşlar bir kap haberi var. O kap haberi de şöyle yazıyor. Şirketimizin 1 Ocak 2023 ve 12 Aralık 31 2023, yani son 1 yıllık dönemine ilişkin finansal raporlarını 13 Şubat'ta arkadaşlar açıklayacağını planlamış. Yani son çeyrek bilanço Şubat'ın 13'ünde açıklanacakmış. Şimdi teknik analize geçelim arkadaşlar. Bizim daha önce sizlerde genellikle canlı yayınlarımızda daha çok sorulan hisse senedi bu normalde. Bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu zaten daha önce sizlere dile getirmiştik. Ve yukarıdan da tepe noktası olan 136'lı seviyeleri itibaren de bir iniş vardı. Bunlar da dile getirmiştik. Ve hissemiz burada bir üçgen formasyonu yapmıştı ve üçgen formasyonunda önce bir aşağı doğru gelmiş, arkasından yukarı doğru bir patlatmışlar. Güzel bir şekilde de seri bir şekilde yukarılara gelmiş ve hisse senedimizi bugün şu anda henüz seans kapanmadı. 125-126 arasında seyrini sürdürüyor. Biraz aslında yatay diyebiliriz. Burada bir fazla bir satış söz konusu değil. Gün sonu kapanışa bakacağız arkadaşlar. Sıkıntı olacak bir durumu yok. Ama hissemizi günlük bazda yukarıdaki 129'un üzerinde dirence gelip aşağı doğru salmış durumda. Sıkıntı mı? Şu anda görünen bir olay söz konusu değil. Özellikle hisse senedimizin biz genel anlamda arkadaşlar günlük bazda bakız yükselen bir ara trend içerisinde seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun aşağısında kayabilir. Sıkıntı değil. Ama 118 seviyeleri de burada bir destek, haberiniz olsun. Yani 118,9 seviyesinin bir desteğimiz var. Bunun aşağısına da kayma ihtimali olursa da bakacağız, kontrol edeceğiz. Biz daha önce buralar nokta atmışız. Eğer noktamız bakın 117,9'u geçerse, arkasından burada 118, onu da geçerse buradaki noktamız 120, ki yani hissemiz planladığımız, tahmin ettiğimiz bir oranda yükselişini gerçekleştirmiş durumda ve halen de yükselişe bir atak yapma söz konusu, ki zaten geçmişe bakarak bunu tahmin edebilirsiniz. Bakın aynısını burada yapıp aşağı doğru çekip tekrar bir yukarı yapıp, şimdi aşağı doğru çekip, bakın burada da var, yukarı doğru aşağı doğru çekip yukarı, burada soluksuz bir yukarı doğru var arkadaşlar aslında baktığımız zaman. Yani sadece şurada bir nefes almış ama bu nefes buna yetmemiş bence. O yüzden burayı bir nefes alma gibi görebiliriz ve bunların sonra hissemiz, yani bu aşağı kaysa bile en azından 110-120'lik seviyelerde tekrardan yukarı doğru da çıkabilir. Şimdi bunu nasıl söylüyoruz? Bakın MACD'miz arkadaşlar tepe noktası oluşmuş durumda. Yani MACD'mizin bir tepe noktası, buralar önemli arkadaşlar. Gerçekten 2,25 seviyesinde ve tabii ki son 4 günlükte bugün dahil olmak üzere para girişinin az olduğu anlamına geliyor. RSI'de keza bunun zaten bir böyle hafif boynunu büküyor gibi görünüyor. Ama bu demek değildir ki bundan sonra aşağı doğru salarmalar. Bunu şu anda söylemek için erken, ama 4 saatlik de baktığınız zaman hissemizin burada bir kırılmasını yaşadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buralarda normalde şöyle bir analiz yapabiliriz arkadaşlar. Bakın hemen şurayı bir açalım. Hissemizin negatif bölgedeyken hep düşüşünü görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Bakın hep düşüşünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ki bakın burada da aynı şekilde hafif bir yükseliş ama yine düşüşe dönüyor. Şimdi burada RSI nerede? Tepede. Bakın RSI tepede ama MACD'miz, 4 saatlik konuşuyoruz bu arada. MACD'miz nerede? Negatifte. Dolayısıyla para girişinin azalması, daha doğrusu satışın artması RSI'mizi hızlı bir şekilde aşağı doğru çekebilir arkadaşlar. Çekerse buradaki çekiş bizim hissemizi dediğimiz gibi 118'li seviyeler, hatta 117'li seviyelere kadar da bir düşüşleri gösterebilir. Ama bunu söylemek için bence şu an için erken olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim tahminim tabii ki. Siz ne düşüneceksiniz, ne düşünüyorsunuz onu bilemem, ama hissemizin normalde bu şekilde bir seyrini yapmak bizim ileriki günlerde, özellikle cuma gününe kadar ki kapanışı takip etmemiz şart arkadaşlar. Şimdi açıkçası buraya kadarki bu tepe noktasını zaten şu anda görüyorsunuz ve hisse senedimizin 129 seviyesinden aşağı doğru bir kırması burada gerçekleşiyor ve biz burada normalde arkadaşlar, hani bizlerin MACD ve RSI tarafında sizlere gösterdiğimiz
unsurlar doğrultusunda hissemizin biraz daha aşağı çekmesi, tekrar yukarı doğru çıkması ihtimali de söz konusu. Bakın tepeden her defasında bir tepe gelip yukarı doğru kırmalar var söz konusu. Ve biz burada bir soluksuzluğu, yükselişin burada bir soluklu olarak görüyoruz. Yani aşağı doğru inebilir. Şimdi arkadaşlar bizim hisse senedimize bir de şunu söylemek istiyoruz. Biz sizlere buradaki değerlere baktığımız zaman önceki genel bakışa bakalım. 126 olarak bir fiyat görünüyor ve değişim olarak tabii negatifti ama yani çok cüzi bir miktar görünüyor. Teknik olarak al sinyalini vermiş durumda. FK değeri 8.48, gayet güzel bir şekilde. Hacim olarak 1.3 milyon lotluk. Fiyat bağlamında 165 milyonluk var. Piyasa değeri 45 milyar TL'lik bir fiyat. Gayet güzel arkadaşlar. Performansa baktığımız zaman değerli dostlar bakın bu hissemizi öncelikle 3 aylık baktık mı? 4.55 negatif. 6 aylık %12.5. Bakın yıllık %38, hissemizin yükselişi düşmüş durumda. 5 yıllık %400'e yakın. Tüm zamanlar %1400. Yani hissemiz o kadar çok düşmüş ki. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Hissemizin biz normalde fazla bir artışından ziyade artıyor ve geri aşağı doğru iniyor. Yani biz normalde biz bu hisse senedimizi alsak bir yıl tutsak inanın bir yere varamayacağımızı düşünüyoruz. Bakın burada bile 23 Mayıs 2023'te aldığımızı düşünürsek hissemizi yani bu noktaya kadar çıkmış ama tekrar bir aşağı doğru inme olayları söz konusu. Tabii ki buralar için söylemek için henüz erken bu noktada. Çünkü hissemizi daha da yukarı çıkartma ihtimallerine karşı da takip etmemiz gerekiyor. Ama buralar çok kritik bir düzende görünüyor arkadaşlar. Özellikle boynunu büktüğü için RSI tarafımızdan keza MACD tarafımızı da boynunu büktüğü için bir miktar aşağı doğru gelme ihtimali var. Eğer ki biz hisse senedimizin yükselen trendimizin bakın bunun aşağısında bir kapanışlar görürsek buradaki destek noktamız işte 118'i kırar arkasından 115'leri 110'ları kırma ihtimali var mı? Var arkadaşlar bakın yaşanmış. Daha önce yaşanmış yani bütün yukarıdan aşağı kadar ne kadar direnç destek varsa hepsini kırmış geçmiş. Bakın burada da keza bu şekilde. Şimdi aynısını burada da yapabilir. Yani biz bu hisse senedimize biraz böyle çok kısa vadeli de olabilir. Bilmiyorum yani bunun kararını siz vereceksiniz ama hani orta vade ve uzun vade alımı düşünecek bir hisseler listesinde göremedim açıkçası. Karar her zaman siz vereceksiniz ama dediğiniz gibi hisse senedimizin artışlarını ve düşüşlerini mutlaka takip edin arkadaşlar. Özellikle bilanço zamana göre bilanço zamanında hissemizi daha da yukarı atarlar mı? Bilançosu nasıl gelir? Tabii ki bunları hep merak konusu olmuştur. Önümüzdeki aynı şey Şubat'ın 13'ünde bakacağız arkadaşlar. Eğer güzel bir bilanço gelirse hissemizi yukarı doğru atma ihtimalleri. En azından buna bir formalite değil de böyle bir güç alma diyelim arkadaşlar. Daha destekli. Yani bakın işte bizim geçmiş bilançolarımız böyle. Bunda da bu şekilde ilerleyecek diye hisse yukarı doğru fırlatılırsa 136 direncini kırarsa mükemmel bir şekilde yukarı doğru daha da güzel yollar alır. Ama tabii ki şu anda bunu söylemek için erken yani henüz bir 2 hafta 3 haftaya yakın bir süre var. Hissemizi aşağı doğru alıp burada bir dalgalandırmaları söz konusu olabilir. Takip etmemiz gereken bir unsurlardır arkadaşlar. Değerli dostlar bu arada Discord kanalımız var. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Bizler de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere TAV Havalimanları hisse senedinin analizini yapmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.